ara boğalar. Şimdi boğalar 2021 Mars boğada başladığı için biraz ağlayarak, üzülerek, yorularak başladılar. En çok da erkek figürleriyle uğraştılar. Oğlum var diyorsa oğluyla uğraştı, babam var diyorsa babasıyla uğraştı. Ama günün sonunda 2022'nin en çok böyle ayakları yere basan, koşturan, hani yerinde durmayan ve mücadelesini kazanan boğalar olacak. Ve boğalar en çok belki de hayatlarında 2013'ten bu yana üretmediyse, yani üretmediğini düşünüyorsa, örneğin çalışmadığını düşünüyorsa ya da işi değiştiremediğini düşünüyorsa 2022 yılının en üretkeni boğa olacak. Sonra geliyorum ikizlere. Nefes alanı. Üstündeki baskı bitecek. Bak oraya doğru konuşabiliyorum. Burada. Sen, ben ya, yay burcuyum. Evet, ben onlar böyle karşıtlar burada. Güneşleri karşıt. Böyle bir çemberin içinde karşı karşıya duruyor. Unutmayın gökyüzünde hiçbir şey bir düzlüğün içinde değil. İkizler burada Mayıs ayının sonunda oturuyorsa yay da burada aralığın tam burasında oturuyor. Ve dolayısıyla bu ikisi birisi ateş birisi hava olarak birbirini dengeliyor. Biz 2021 yılında kolektif olarak ikizler yay aksına tutulmalarla geçtiğimiz için dolayısıyla 2021'in adı var olma mücadelesiydi. Aşıydı, vize derdi, açılacak mıydı, ticaretti, ticaret savaşlarıydı, ekonomiydi, Akdeniz havzasıydı. Hepsiyle uğraştık. Bunlar aslında ikizlerle yayın haklar bölümüydü. Şimdi ikizleri ne kadar kıpır kıpır anlatsanız da ikizler bir yerde çabuk sıkılandır. Unuttukları bir detay var ve 2021'de bol bol sıkıldılar. Şimdi 2022'de ise nefes alanı olacaklar. Çünkü tutulmalara bay bay diyorlar. Özellikle yatırımları, alacakları, hesapları, böyle bir insanın karnı tokken arkasına yaslanıp çay içmek ne kadar lezzetliyse. Bunu keşke canlı yayında söylemeseydin, patron duymasın. Burada da yıllar giriyor devreye. O yüzden de eğer bir ikizler burcuysanız, bir hukuksal konunuz varsa, bir şey taşımak, şehir değişikliği, işte bu pandemiyle değişen koşullarda çok sıkıştıysanız nefes alacaksınız. Hele bir de İşte bir evlilikle, ilişkiyle, özellikle özel hayatla ilgili kafa karışıklığından geçiyorsanız ve 2020'de ilişkiniz pandemide yara aldıysa, çok yoğunluğun getirdiği travmalara maruz kaldıysanız, ay düğümleri boğa aksına taşınırken siz oralardaki bir takım geri adımları da rahatlıkla atacaksınız.